Evet, EGRT televizyonları doktorlar konuşuyor. İşte gündem sağlık, turizm destekli projemiz tüm hızıyla çekimlerine devam ediyor. Yine Çorlu Tekirdağ'dayız. Alanında başarılı uzmanlaşmış bir hekimimizi yine ziyarete geldik. Ortopedi ve travmatoloji uzmanımız Sayın Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Fatih Erol hocamızla birlikteyiz. Merhabalar hocam. Merhaba. Hocam öncelikle çok kısa sizi biraz tanıyabilir miyiz? Benim ismim Mehmet Fatih Erol. Ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Uzun yıllar Namık Kemal Üniversitesi'nde çalıştıktan sonra şu anda Çorlu'da özel bir hastanesinde çalışıyorum ortopedi uzmanı olarak. Hocam peki belirli bir yaştan sonra çok sık karşılaştığımız omuz ve adale yırtıkları, bunların tedavilerinden biraz bahsedebilir miyiz? Şimdi öncelikle şunu belirtmemiz lazım, bu konuyu sorduğunuz iyi oldu. Bu omuz eklemi vücudumuzun en hareketli, hareket açıklığı en geniş olan eklemimiz. Bu bölgedeki problemler genç hastalarda görüldüğü gibi büyük çoğunlukla 50 yaş üstü hastalarda sık görülmekte. Bu tarz rahatsızlığı olan hastalarımız omuz ağrısı şikayetiyle bize başvuruyorlar. İlk yapmamız gereken şey çok ayrıntılı bir fizik muayene. Bu fizik muayenede ilk ayırt etmemiz gereken şey ise ağrılarımızın hakikaten omuz ekleminden mi kaynaklandığı, yoksa boyun bölgesi problemi, mesela bir bel boyun fıtığı gibi bir problemden dolayı mı olduğunu ayırt etmemiz gerekiyor. Ayrıntılı fizik muayene çok önemli. Öyküsüne de baktığımız zaman eğer bir travması varsa farklı bir değerlendirme yapıyoruz. Yani bir düşme, çarpması varsa farklı bir değerlendirme yapıyoruz. Bir kırık geçirmişse ona göre bir değerlendirme yapıyoruz. Daha sonra görüntülemelerimizi istiyoruz. Ve direkt röntgen bizim için çok önemli. Kemik yapılarının değerlendirmesi açısından ve MR tabii ki omuz bölgesi yırtıklarını göstermede bizim altın standart tetkikimiz. Evet. Şimdi burada düşülen bir hata var. O da şu: MR'da yırtık gördüğümüz zaman hemen bir ameliyat önerilebiliyor. Tabii burada 50 yaş üstünde bir hastanın omuz yırtığıyla, atıyorum bir futbolcunun menisküs yırtığı, birbirinden çok farklı şeyler. Çünkü tamamen sağlıklı bir eklemde olan bir yaralanmayla yıllar içerisinde zedelenmiş ve kireçlenme ve yıpranmalara maruz kalmış bir eklemdeki yırtık aynı yaklaşımla tedavi edilmiyor. O yüzden bu tarz omuz bölgesi yırtıklarımızda ilk etapta ilaç tedavisi, daha sonra gerekirse fizik tedavi uyguluyoruz. Eğer fizik tedaviden de fayda görmezse ve belirgin MR bulgularımızda da yırtığı tespit ediyorsak, o zaman yapacağımız şey kapalı yöntemle, artroskopik yöntemle omuz eklemine girerek o sıkışmaya neden olan kemik, bu yırtıklarda sıkışma da önemli. Sıkışmaya neden olan kireçlenme dokularını temizliyoruz. Yırtığı da kapalı olarak tamir ettikten sonra hastamızın rahatladığını görüyoruz. Yani hasta seçimi çok önemli. Doğru hastaya doğru zamanda doğru ameliyatı yaparak bu hastalarımızı tedavi edebiliyoruz. Ama şunu da söylemek lazım. Belli bir yaş üstünde hiç omuz şikayeti olmayan insanların %10'unda 20'sinde yapılan çalışmaları gösterdiği kadarıyla bu yırtıkları görüyoruz. O yüzden tedavi algoritmamızı, tedavi stratejimizi çok iyi belirlemezsek hastalarımıza yaptığımız müdahalelerde fayda değil zarar da verebiliriz. O yüzden çok tecrübeli ellerde ve çok dikkatli değerlendirmelerle bu tedaviyi yapmak gerekiyor. Evet hocam. Hocam yine de hastalıktan bahsetmenizi rica edeceğim. Kemik kısalıkları ve boy uzatma tedavisi ve yine aynı akabinde kozmetik boy uzatma. Bu tedavi yöntemlerini de uyguluyorsunuz. Bunlar hakkındaki tedavi sürecinden de, uyguladığınız son teknolojideki aletlerden de bize biraz bilgi aktarımı yapabilir misiniz? İki çeşit tedavi yöntemi var. Bir dışarıdan cihazlarla, eksternal fiksatör dediğimiz cihazlarla hem şekil bozukluklarını düzeltip hem de uzatma gerekiyorsa yapılabiliyor. Onun dışında bir de tamamen kemiğin içine yerleştirilerek dışarıdan herhangi bir cihaz, konfor bozucu bir cihaz olmadan boy uzatması, yani kemik uzatması yaptığımız yöntemlerimiz var. Tabii bunlar kullanılan cihazların teknolojisine göre maliyetleri de değişiyor. Dışarıdan yapılan cihazlar biraz daha düşük maliyetliyken kemik içinden özel manyetik veya elektronik mekanizmaları olan implantlarla yapılan uzatmalar biraz daha maliyetli oluyor. Evet hocam, şunu da sormak istiyorum. Hazır burada izleyici şimdi merak edecek benim gibi. Keyfi boy uzatmalar da var. Keyfi boy uzatmalar şöyle, fiziksel anlamda yaptığımız değerlendirmenin yanında biraz hastamızın psikolojisini de değerlendiriyoruz. Çünkü bu süreç birazcık uzun bir süreç. Ne kadar bir saatimiz ama hocam? Şimdi 10-15 saatimiz uzayacağı zannetmesin. Şimdi 10-15 santim de olabilir. Ama uzatma yaparken tabii yavaş bir süreçte yapıyoruz. Her gün 1 milimetre uzatma şeklinde yapıyoruz. Diz üstündeki kemiğimizden ve diz altındaki kemiğimizden ayrı ayrı seanslarda yapılabilir. Bir kemik ortalama bir ameliyatla ve uzatma süreciyle 7-8 kemik kalitesine göre, hastanın tolerasyonuna göre
7-8 santimetre uzayabilir. O şekilde bir şeyimiz de var yani. Hocam çok kıymetli ve değerli vaktinizi ayırdınız ve öyle güzel bilgilere değindiniz ki çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olur. Son olarak izleyicilerimize neler paylaşmak istersiniz hocam bizlere? Son olarak ben ev hanımlarına bir şey paylaşmak istiyorum. Eklemlerimizi biraz hor kullanıyoruz gibi geliyor titizliğimizden dolayı. Temizlik çok önemlidir ama her şeyin fazlası zarardır diyorum. Özellikle dizlerimizi ve omuzlarımızı ev işleri yaparken çok fazla yıpratmayalım. Geri kalanını biz hallederiz. Çok teşekkürler hocam. Sayın Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Fatih Erol hocamızla çok güzel bir söyleyişi gerçekleştirdik. Evet, omuz yırtıklarını konuştuk. Yine aynı şekilde boy uzatmayı, kozmetik boy uzatmaya da değindik. Faaliyet alanlarıyla Vega Hastanesi'nde başarılı uzmanlaşmış bir hekimimiz ziyaretinizi sağlayabilirsiniz. Şimdi sözümüz merkez stüdyolarında.